Stativ ekranlarından herkese merhaba. Ben Ahmet Bakır. Bu videomuzda uydu yön bulma cihazı olmadan Digiturk çanak anten yön ayarını göstereceğim. Bildiğiniz gibi Digiturk iki farklı yöndeki uydudan sinyal almaktadır. Bunlardan birisi TürkSat, bir diğeri ise Eutelsat. TürkSat ile ilgili çok detaylı bir videomuz var. Şu anda ekran üzerinde görmüş olduğunuz linke tıklayarak izleyebilirsiniz. Bu videomuzda da Eutelsat yön ayarını göstereceğiz. Görebileceğiniz yerde bir televizyona takılı sıradan bir uydu alıcısı kullanmanız gerekiyor. Digiturk'ün kendi uydu alıcısını kullanmanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çünkü şifre çözme özelliği olan receiver'lar yani dekoderler şifre çözme özelliğinden dolayı çok geç tepki verdikleri için bu sizi çok çok zorlayacaktır. İşte bu nedenden dolayı dekoder özelliği olmayan sıradan bir uydu cihazı kullanmanız gerekiyor. Kullanacağınız cihazın HD ya da SD olması bir şey değiştirmez. Kullanacağınız cihazın dekoder özelliğinin olmaması yeterlidir. Çanak anteniniz televizyondan uzaktaysa ya da televizyonu çanak antenin yanına taşıma imkanınız yoksa 2 adet cep telefonuyla görüntülü konuşma başlatarak ekranı izleyebilirsiniz. Şimdi Eutelsat yön ayarı yapmak için uydu alıcınıza gireceğiniz ya da uydu alıcınızda varsa açacağınız frekansları söyleyeceğim. Bu frekansları kullanırken kesinlikle dikkat etmeniz gereken birkaç nokta var. Şimdi bunları göstereceğim. Öncelikle kullandığınız uydu alıcınızda frekans ekleme yerini bulmanız gerekiyor. Her uydu alıcısındaki frekans ekleme yeri farklı olabilir. Kullandığınız cihazın modeline göre, markasına göre değişiklikler gösterebilir bunlar. Bu cihazda TP listesi diye bir yer var. Bu TP listesinden ayarlıyorum. Başka bir cihazlarda kanal ekle, kanal arama ya da şebeke arama gibi seçenekler vardır. Dediğim gibi cihazın marka modeline göre değişiklik gösterebilir. Yani TP değeri dediğimiz 3 tane frekans bilgisini ekleyeceğimiz yeri bulmamız gerekiyor. Uydu alıcınız çanak antene direkt bağlıysa ki direkt bağlı olmasını tavsiye ederim. Yani arada dizek gibi, dizek switch gibi herhangi bir şey varsa çıkarıp direkt bağlamanızı öneririm. Direkt bağlı olduğundan eminseniz vereceğim frekansları herhangi bir uyduya girebilirsiniz. Yani TürkSat olabilir, Hotbird olabilir veya Eutelsat uydusu varsa Eutelsat uydusunu açarak vereceğim frekansları girebilirsiniz. Frekansları diyorum çünkü iki farklı frekans vereceğim. Bu iki farklı frekans vermemin sebebi Digiturk'ün kullandığı iki farklı LMB'den dolayıdır. Digiturk normal bildiğimiz universal tipte LMB de kullanıyor. MDU dediğimiz yani MDU tip dediğimiz LMB'ler de kullanıyor. Bunların MDU 3, MDU 4 versiyonları vardı. Şu anda en son kullanılan versiyonu MDU 5 yani MDU 5 LMB'ler. Şimdi ilk vereceğim frekans bildiğimiz universal LMB'lerle kesinlikle çalışan bir frekans. Ama sokağa çıkma yasağı olduğundan dolayı yanımda da MDU LMB olmadığından dolayı bu frekansın MDU LMB'lerde çalışıp çalışmadığını bilmiyorum. Emin değilim. Bu yüzden ikinci vereceğim frekans da kesinlikle MDU LMB'lerde çalışacak bir frekans. Ekranda göreceğiniz yani ikinci vereceğim frekans universal LMB'lerle de çalışıyor ama bazı cihazlarda problem yaşanabiliyor. Yani basit uydularda bazen sıkıntı olabiliyor. Bu yüzden universal LMB'lerde birinci vereceğim frekansı denemenizde fayda var. İlk vereceğim frekans şifresiz kanallara ait olduğu için ayarlama işi bittikten sonra kanal araması yaparak sistemin çalıştığından %100 emin olabilirsiniz. Evet, ekle butonuna basarak benim cihazımda 2 numaralı tuş TP ekleme bölümüne gelip frekansı giriyorum. Frekans 11.221. 11.221 yazdık. OK'ye basıp bir alt satıra geçiyorum. Sembol oranını yazıyorum. Sembol oranı 27.500. OK'ye basıp bir alt satıra geçiyorum. H yani horizontal yani yatay. Sizin cihazınızda hangisi görünüyorsa onu seçmeniz gerekiyor. Yani V ya da dikey olmaması gerekiyor. Bunu seçtikten sonra OK tuşuyla kaydediyoruz. Tabii ki şu anda çanak antenin yönü ayarlı olmadığı için sinyal görünmüyor. Şu an gösterge çizgilerinden üstteki sinyal gücü gösterge çizgisi kablonun çanak antene yani LMB'ye bağlı olduğunu gösteriyor.
alttaki de çanak antenin ayarlı olup olmadığını gösteriyor. Yani yön ayarının bozuk olduğunu gösteriyor. Şimdi ben kabloyu çıkartıyorum şöyle gösterebilmek için. Evet, eğer sinyal gücü, yani üstteki çizgi, sinyal seviyesi, sinyal gücü bu uydu alıcılarında farklı şekilde yazabilir. Bu sıfır görünüyorsa, bu şekilde görünüyorsa uydu alıcınızın çanak antenine bağlantısı yok demektir. Ya bir temassızlık vardır, ya bir kopukluk vardır, ya da LNB'niz arızalıdır. Çanak anteninizin ucundaki LNB MDU, LNB ise MDU 4 ya da MDU 5 tipte bir LNB ise cihazınızın LNB ayarlarından LNB ayarlarının olduğu menüyü bulup MDU 4'ü ya da MDU 5'i seçmeniz gerekiyor. Evet, uydu alıcımızı bu şekilde ayarladıktan sonra şimdi çanak anten yön ayarına geçiyoruz. Çanak anten ayarında çanak anten borusunun düzgün ve sağlam bir şekilde monte edilmiş olması çok önemli. Bununla ilgili videolarımız var. Ekran üstündeki linklere tıklayarak izleyebilirsiniz. Anten yön taramasına geçmeden önce LNB'nin açısını ayarlamamız gerekiyor. LNB'nin açısı, LNB'nin kuyruk yönü dediğimiz yönü doğu istikametine doğru şu anda görmüş olduğunuz gibi çevirmemiz gerekiyor. Bu bölgeye göre değişiyor. Türkiye'de yaklaşık olarak bu şekilde. Buna kesin bir derece açı söyleyemiyorum. Bulunduğunuz bölgeye göre değiştiği için yaklaşık olarak ayarlamanız gerekiyor. Daha sonra da ekrana bakarak şu görmüş olduğunuz gibi sağa sola çevirerek sinyalin en yüksek olduğu seviyede bırakmanız gerekiyor. Yön taramasına geçmeden önce önemli bir hatırlatma daha. Çanak anten üzerinde şu görmüş olduğunuz kelepçelerin boşluğunu almamız gerekiyor. Eğer boşluk varsa çanak anten ayar yaparken yönü kayacaktır. Çok fazla sıkıysa da anteni çevirmekte zorlanacağız. Onun için ne çok sıkı ne de çok gevşek olmamasına dikkat etmemiz gerekiyor. Türkiye'deyseniz eğer Eutelsat uydusunun yönünü batıya doğru çevirmeniz gerekiyor. Yani şu anda görmüş olduğunuz çanak anten, bunu referans olarak gösteriyorum. Şu anki antenin yönü Türksat'a bakıyor. Türksat'a dönük. Eutelsat uydusunun yönü de yaklaşık olarak, farkı görmeniz için çeviriyorum, yaklaşık olarak bu kadar. Anten borunuzu monte ederken konumu bu yöne göre seçmeniz gerekiyor. Sinyali arayacağınız yönü yaklaşık olarak bildikten sonra tarama işlemine başlayabiliriz. Tabi tarama yaparken gözümüz ekranda olmalı. Televizyon yakındaysa, uzaktaysa ikinci cep telefonunda olmalı gözümüz. Yavaş 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 çeviriyoruz ve ekrana bakıyoruz. Çok yavaş çevirmemiz lazım. Bütün uydu alıcıları hızlı tepki vermeyebilir. Görmüş olduğunuz hızda çevirerek ekrana bakıyorsunuz. Ekrana bakmanız gerekiyor. Sinyali bulamadıysanız anteni bir tık yukarı kaldırıp, tabi önce aşağıdan başlamanız gerekiyor. Yaklaşık olarak 1 santim gibi yukarı kaldırıp, hatta yarım santim bile olabilir, aksi yönde tekrar hareket ettiriyoruz. Gözümüz ekranda. Evet, yaklaşık buralarda bir yerde sinyal olması gerekiyor. Evet, şu anda sinyali yakaladık. Şimdi sinyali yükseltmeye çalışalım. Antenin yönünü bulduğumuz için ayar işimiz bitmiş olmuyor. Vidaları sıkıştırırken de ayar yapmaya devam ediyoruz. Vidayı sıkarken sinyal düşüyorsa o vidayı bırakıp diğer vidayı sıkmaya devam ediyoruz. Eğer vidayı sıkarken sinyal yükseliyorsa aynı vidayı sıkmaya devam ediyoruz. Ve işimiz bittikten sonra da yandaki vidaları sıkıştırmayı da unutmuyoruz. Evet, sinyali yakaladıktan sonra bir kanal araması yapalım bakalım. Bu frekansın kanallarını görebilecek miyiz? Aramayı başlatıyorum. Evet, kanalları yakaladık. Şu an Eutelsat üzerinden şifresiz yayın yapan, Digiturk ile alakası olmayan bir kanalı bulduk. Veya kanal gruplarını bulduk. Aşağı bir tanesi abi ki temiz.
این همه بازار مردم بطور کلی سایت مارکت فکر میکنن خیلی خوبه، یعنی خیلی بدی. چون کنترلیون Çanak anten ayarlarınızı bu şekilde yaptıktan sonra Digiturk cihazınızı bağlayıp izleyebilirsiniz. Eğer Digiturk cihazınız kurulu değilse menüye basıp kurulum, oradan da kolay kurulumu seçmeniz gerekiyor ve Eutelsat, yani Eutelsat diye görürsünüz. Eutelsat kurulumunu seçip kanalları bulup izleyebilirsiniz. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Ayrıca abone ol butonu yanındaki zil ikonuna tıklayarak da yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.